Türkiye'nin 110 beygirin üzerinde üretilen ilk yerli traktörü. TÜMOSAN 9115 Maxima serisinden söz ediyorum. Traktör Metre programında şimdi bu traktörü inceliyoruz. TÜMOSAN'ın 115 beygir gücündeki bu traktörünü anlatmadan önce Türkiye pazarındaki traktör profilini biraz inceleyelim. Bundan 10 yıl öncesine kadar Türkiye pazarındaki traktörlerin beygir gücü ortalaması 60 beygirdi. Günümüze gelindiğinde bu ortalamanın 70 beygire kadar çıktığı gözüküyor. Özellikle günümüzde Avrupa'daki beygir ortalamasının 100 beygir olduğu düşünüldüğünde Türkiye'deki bu traktör ortalamasının önümüzdeki yıllarda da giderek artacağını öngörebiliriz. Özellikle Türkiye'de yapılan arazi toplulaştırması veya büyük ölçekli işletmelerin sayısının gitgide artması traktör beygirindeki artışların da önümüzdeki yıllarda çokça göreceğimiz anlamına geliyor. Bundan 10 yıl öncesine kadar Türkiye pazarında özellikle 100 beygirin üstündeki traktörler tamamen ithal ediliyordu. Fakat günümüzde yerli traktörleri 100 beygirin üzerinde önemli bir pazar payına sahip olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Özellikle yanımızda bulunan TÜMOSAN 9115 traktörü de 100 beygirin üzerinde üretilen yerli traktörlerimizden biri ve önemli bir pazar payına sahip. Türkiye'de şu anda 100 ila 120 beygir arasındaki traktörlerin mevcut traktörler arasındaki pazar payı %5 durumunda. Fakat önümüzdeki yıllarda bu yüzdenin giderek artacağından herkes emin gözüküyor. Yanımızda duran TÜMOSAN 9115 traktöre gelecek olursak, bu traktör adından da anlaşıldığı gibi 115 beygir gücünde. Fakat programın başlangıcında müjdeyi verelim. Bu serinin devamında 125 beygir 4 silindirli, 6 silindirli 135 beygir ve bunun üzerindeki serilerde ileriki dönemlerde çıkacak. Bunun da müjdesini şimdiden vermiş olalım. Türkiye'de yeni yeni artan 100 beygirin üzerindeki traktörlerin kullanımı bazı çiftçilerimize uzak gözükebilir ama bu traktörün alımında nasıl karar vereceğiz biraz ondan bahsedelim. Özellikle yanımızda duran traktörden örnek vermek gerekirse. 115 beygir gücündeki bu traktör kuru tarım yapılan arazilerde 500 dekar, sulu tarım yapılan arazilerde ise 250 dekardan daha fazla araziye sahip çiftçilere hitap eden bir traktör. Eğer bundan az araziniz varsa bu traktöre almak aslında gereksiz bir yatırım gibi gözükebilir. Fakat bu noktada şu devreye giriyor. Eğer siz arazi miktarınızı büyütecekseniz, 250 veya 500'ün üstüne çıkartacaksanız sulu veya kuruya göre bu traktörü şimdiden almak çok uygun bir yatırım gibi gözüküyor. Yüksek beygir gücündeki traktörlerde olduğu gibi bu traktörde çift çeker imal edilmiş. Tek çeker bunlarda bulunmuyor çünkü ağır işlerde kullanıldıkları için genelde çift çeker olarak üretiliyorlar ve buna doğru orantılı da gördüğünüz gibi kabinli olarak üretilmiş. Artık bu güçlü traktörü detaylı bir şekilde inceleyelim. İncelememize nereden başlayalım? Hemen yanımızda bulunan ön kaputtan başlayalım dilerseniz. Ön kaput gördüğünüz gibi bu yeni bir dizayn. Öncelikle dizaynından da bahsedeceğiz ama ön kaputta yer alan özelliklerden biraz bahsedelim. Gördüğünüz gibi üstte kısa farlar, altta uzun farlar konumlandırılmış ve yanda da sinyal lambalarını görebiliyoruz. Özellikle ön kaputun ön tarafında ızgara bölümü genişletilmiş. Çünkü buradan hava akışını sağlıyoruz. Bu güçlü motorun iyi bir şekilde soğutulması lazım. Izgara bölümüne geçmeden önce farların bir özelliğinden daha bahsedelim. TÜMOSAN'ın diğer modellerinden daha küçük bir far yapısı seçilmiş. Hatta en küçüklerinden biri de diyebiliriz. Ama modern bir görünüm katmış. Şimdi ızgara bölümüne gelecek olursak, özellikle logonun da ızgara bölümünde konumlandırıldığını görebilirsiniz. Izgara bölümü ön kaputun yanlarına doğru uzuyor ve buradan giren havanın da çıkışını aerodinamik olarak sağlayacak şekilde yanlarda da açıklıklar mevcut. Bu da ayrıca ön kaputun daha güzel gözükmesini sağlamış. Ön kaputun biraz çizgilerine bakacak olursak, çiftçilerimizin
istekleri doğrultusunda TÜMOSAN firmasının bunu şekillendirdiğini söyleyebiliriz. TÜMOSAN'ın eski klasik görünümlü ön kaputunu ne kadar köşeli olduğunu hatırlıyorsunuzdur ve daha sonra çıkan yuvarlatılmış kaputları da hatırlıyorsunuzdur. Bu kaput aslında bunların harmanlanmış hali ve modernize edilmiş hali olarak da söyleyebiliriz. Kaputun üst taraftan bakıldığında kabinden öne doğru gelen bir eğimi ve yanlardan da öne doğru gelen bir daralma söz konusu. Bu aynı zamanda kabin içine oturan sürücünün bakış açısını da engellemeyecek bir dizayn ve oldukça da güzel gözüküyor. Genel hatları itibariyle keskin ve sert hatlara sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle Türk çiftçisinin bu tarz taleplerinde bulunduğundan dolayı böyle bir dizayn oluşturulmuş. Hazır farlardan bahsetmişken aydınlatma grubundan devam edelim. Traktör kabininin ön tarafında bulunan ve üste gözüken 4 tane aydınlatma grubunu görüyorsunuz. Ve bunlardan traktörün kabininin arka tarafında da mevcut. Büyük traktör olduğu için, güçlü traktör olduğu için geniş ekipmanlar kullanıyoruz ve geniş bir çalışma alanımız var. Dolayısıyla aydınlatma grubunun da güçlü ve geniş alanları aydınlatabilir olması gerekiyor. Burada hemen bir hatırlatma yapalım. Yerli traktörümüzde bulunan bu aydınlatma sistemi de tamamen yerli üretim. Unutmadan söyleyelim, traktörde tabii ki tepe lambası da mevcut. Bu da traktörün sol arka tarafında bulunuyor. Özellikle tepe lambası konusunda yeri gelmişken uyarımızı da yapalım. Gece gündüz fark etmiyor. Çalışırken ve özellikle karayolundayken bu tepe lambasının her zaman açık olması gerekiyor. Ön kaputla ilgili incelememizi bitirmeden önce son olarak da şundan bahsedelim. Ön kaputun iki yanında da bulunan gri bir şerit görüyorsunuz. Üç parçaya ayrılmış ve bu gri şeridin üstünde de TÜMOSAN 9115 yazısı. Özellikle ön kokpitte kırmızı renk hakim çünkü TÜMOSAN'ın rengi kırmızı. Bu da nereden geliyor? Özellikle bayrağımızın rengini seçmişler. Logoya da dikkat edin, ay yıldızlı bayrağımızın ayı ve yıldızı yuvarlak bir şekilde kullanılmış. Böylece Türk bayrağını temsil ediyor, yerli olduğunu temsil ediyor. Ön kaputu inceledikten sonra hemen onun önünde ve bizim de önümüzde bulunan ağırlıklardan bahsedelim. Her biri 50 kilogram olan 14 tane ağırlık var. Toplamda 700 kilo ağırlık ön tarafta. Ve arka taraftaki tekerlerin her ikisinde de bulunan 4'er tane 50 kiloluk ağırlık, 200-200 toplamda 400 kilogram ağırlık var. Bu ağırlıklar traktörün toprağa daha iyi tutunması adına yerleştirilmiş ağırlıklar. Eğer traktörünüzü ağır toprak şartlarında kullanacaksanız bu ağırlıkları takmak gayet mantıklı. Fakat bunlar sökülebiliyor. Eğer hafif topraklarda çalışıyorsanız bu ağırlıkların olmaması hem yakıt sarfiyatı açısından hem de traktörün performansı açısından çıkarılması daha iyi gözüküyor. Traktörün genel hatlarıyla inceleme gerekirse akslar arası mesafeden bahsedelim. Yaklaşık 2,5 metrelik aks arası mesafe var ve traktörün 3 metre yüksekliği var. Biraz da altındaki yükseklikten bahsedelim. Yani zeminle olan yükseklik tam 45 santim, yani 450 milimetre yüksekliğe sahip. Yine bu segmentteki en yüksek değerlerden biri. Hemen yanımızdaki lastiğe geçelim. Lastiklerle ilgili bilgi verelim. Traktörde radyal lastik kullanılıyor ve bununla ilgili de 3 tane seçenek mevcut. Geniş lastik, normal lastik ve dar lastik. Çiftçilerimizin tabiriyle balon, yarım balon ve dar lastik olarak da nitelendirebiliriz. Bu traktörde bulunan lastik ölçüleri ise 540-65R38, 480-75R38 ve 480-70R38 olarak ölçülerde kullanılabiliyor. Radyal lastiklerin önemli bir avantajı da var, ondan da bahsedelim. Özellikle toprağa tutunmayı arttırıyor, daha az patinaj çekilmesini sağlıyor ve toprağın daha az ezilmesini sağlıyor. Bu avantajlarından dolayı radyal lastikler kullanılıyor. İz genişliklerinden bahsetmek gerekirse arka ve ön teker iz genişlikleri sıra bitkileri tarımı dikkate alınarak 163 cm ile 195 cm arasında ayarlanabilir olarak üretilmiş. Şu anda mevcut boyut ise 175 cm olarak ayarlanmış. TÜMOSAN 9115 traktörün yakıt deposunun kapasitesi yaklaşık 170 litre. Yakıt deposunun konumunu burada görüyorsunuz. Traktörün sol tarafında. Yakıt kapağını burada görüyorsunuz.
buradan alta doğru uzanan bir şekilde konuşlandırılmış. Merdivenin hemen arkasında gözüküyor. Özellikle bu kapasitenin traktörün bu sınıftaki en yüksek değerlerden birine sahip olduğunu da söyleyelim. Merdiven demişken merdivenden devam edelim. Traktör sürücüsü kabine 3 merdivenle ulaşabiliyor. Özellikle birinci merdiven ayarlanabiliyor ve bunu isterseniz seçeneğe bağlı olarak çıkartabiliyorsunuz da. Ayrıca bu merdivenlerden kabine ulaşmak da oldukça kolay. Biz de deneyerek bunu gösterelim. Traktörümüzün kabinini birazdan anlatacağız. Şimdi hemen arkasındaki özelliklerden de bahsedelim. Özellikle traktörümüzdeki hidrolik kaldırma kapasitesinin 5000 kilogram olduğunu söyleyelim. Ardından da incelikleri, detayları anlatmaya devam edelim. Traktörümüzün arka tarafında bulunan özellikleri hızlıca hemen sayalım, anlatalım. Ayarlanabilen orta kol mevcut. Yardımcı güç çıkış soketleri mevcut. 8 adet hidrolik çıkışımız var. 8 adet hidrolik çıkıştan özellikle 2 tanesi orta kola bağlı. Dolayısıyla bizim kullanabileceğimiz geriye 6 tane hidrolik çıkış kalıyor. Özellikle römorklarda kullandığımız elektrik soketi de mevcut. Orta kol bağlantı pimi, kuyruk mili. Özellikle kuyruk mili hızlarından kabinin içerisindeyken bahsedeceğiz. Asansör römork çeki sistemi var ve yan ayarlanabilir gergi kolları. Aynı zamanda ekipman yan kaldırma kolları da traktörün arkasındaki mevcut özelliklerden bazıları. TÜMOSAN 9115 traktörün hidrolik sisteminde elektronik olarak kontrol edilebilen çeki kontrol, karma kontrol ve pozisyon kontrol sistemleri de mevcut. Aynı zamanda yan bağlantı kollarına yerleştirilen elektronik sensörler de daha hassas bir çalışma imkanı sunuyor. Evet sevgili seyirciler, traktörün arka tarafındaki incelemeleri de bitirdik. Artık traktör kabinin içine geçebiliriz. Evet, artık incelememize kabinin içerisinden başlayacağız. Traktörün kuyruk mili devir hızlarından kabinin içerisinde bahsedeceğimizi söylemiştik. Traktörün kuyruk milinden iki çeşit hız alabiliyoruz. 540 devir bölü dakika ve 750 devir bölü dakika. Bu 750 olan hıza 540 ekonomi olarak da ifade edebiliyorlar. Neden 540 ekonomi diyorlar? Biz de onu açıklayalım. Özellikle ağır ekipmanları çalıştırırken 540 devir bölü dakikayı kullanıyoruz. Fakat daha hafif ekipmanları kullanırken de özellikle 750 devir bölü dakikayı kullanmamız gerekiyor. Bu daha ekonomik bir kullanım olduğu için buna 540 ekonomi olarak da ifade edebiliyorlar. Özellikle kuyruk milinden elde edilen güçle ilgili hemen özel bir bilgi verelim. Bu traktörün gücü 115 beygir, kuyruk milinden ise 100 beygir güç elde edilebiliyor. Genellikle traktörlerde kuyruk milinden elde edilen güç motor gücünün %80'ini karşılıyor. Ama bu traktörde motor gücünün %87'si kuyruk milinden beygir gücü olarak alınabiliyor. Evet, artık kabinin içindeki özelliklerden de bahsedelim. Özellikle kabin oldukça geniş, ferah bir kabin. Çünkü yüksek beygir güçlerinde uzun saatler çalıştığınız için konfor önemli bir detay oluyor. Uzun saatler boyunca bu kabinde ferah hissetmelisiniz ki işinize iyice konsantre olabilirsiniz. Kabinimiz oldukça geniş, hatta sınıfının en geniş kabinlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle oturduğumuz koltuk rahat, direksiyonumuz ayarlanabiliyor. Hemen onu da gösterelim. Yan tarafta bulunan koldan
ileri geri ayarlamasını yaptıktan sonra tekrar sıkıştırıp kullanabiliyorsunuz. Dikkat etmişsinizdir, direksiyonla konsol beraber hareket etti. Bu önemli bir nokta. Özellikle gösterge panelindeki görüntünün direksiyon tarafından engellenmemesi için bunu beraber hareket etmesi oldukça önemli bir avantaj. Dilerseniz gösterge paneliyle devam edelim. Gösterge panelinde özellikle ana göstergeler 3 tane. Bunlardan bahsedelim. Öncelikle hız göstergesi. Bu 40 km'ye kadar maksimum hızımız olduğunu gösteriyor. Ondan sonra daha da büyük gözüken devirimizin gözüktüğü gösterge. Özellikle 1500 devirin bizim için çok önemli olduğunu söyleyelim. Aşağıda motoru incelerken onun da nedeninden bahsedeceğim. En sağdaki gösterge ise hem hararet hem de yakıt deposunun doluluğunu gösteren göstergelerimiz mevcut. Bunlar traktör sürücüsünün en önemli bilgileri alacağı göstergeler. Bu ana göstergelerin üzerinde yaklaşık 17 tane ikaz lambası mevcut. Bunlar da traktör içinde gerekli ikaz lambaları oluyor. Ve traktör sürücüsü için oldukça önemli ikaz lambaları. Bunlardan birkaç tanesini sayalım isterseniz. Geri vites lambası, hidrolik pozisyon lambası, akü şarj lambası. Bunların bir kısmı aslında hepsi traktör kontağını çevirdiğinizde yanacak ve motoru çalıştırmadan önce sönecek. Motoru çalıştırdıktan sonra yanan ikaz lambalarına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Gösterge panelini anlattıktan sonra ergonomik olarak diğer kollara ulaşımdan da bahsedelim. Diğer kumanda kolları sürücünün sağ tarafında konuşlanmış durumda. Buradan birçok kontrolü gerçekleştirebiliyoruz. Ön farların açılması, arka farların açılması, sileceklerin kontrolü, sileceklerle su püskürtülmesi, üstteki traktör ikaz lambasının devreye sokulması, yine dört çekerin devreye sokulması, diferansiyel kilidi, dörtlüleri yakıp söndürme, yine arka ve ön camların su püskürtmesi de buradan yapılıyor. Aynı zamanda burada hidrolik kollarını görüyorsunuz. 6 adet hidrolik çıkışımız mevcut dedik. Oradaki hidrolik çıkışların kontrolünü de yine sürücünün sağ tarafında bulunan kollardan yapıyorsunuz. Bunu hem arkaya baktığınızda oradaki bakış açısından ekipmanı rahatça görebiliyorsunuz. Hem de sağınızdan bunların kontrolünü gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen önünde sarı bir kol gözüküyor. Bu da ayakla gaz verebildiğimiz gibi elle de gaz verebilme imkanı sağlıyor. Bu traktörümüzün el gazı. Traktörümüzün kumanda panellerinden bahsettikten sonra biraz da vitesinden bahsedelim. Traktörümüz 24 ileri ve 24 geri vitesten oluşuyor. Bunu nasıl oluşturuyoruz? Burada ana 4 vitesimizi görüyorsunuz sürücünün sağında. Bu 4 ana vitese ek olarak 3 adet takviye vitesi ve yine hızımızı belirlediğimiz yüksek ve alçak hız seçenekleri mevcut. Bunların birbiriyle çarpımından 24 tane seçenek oluşuyor. Aynı zamanda traktörün ve sürücü kabinin sol tarafında bulunan ileri geri seçenekleri de traktörümüzün 24 ileri ve 24 geri viteste olmasını sağlıyor. Aynı zamanda yine sürücünün sol tarafında bulunan kol vasıtasıyla da kuyruk mili buradan devreye sokulabiliyor. Ayrıca kabin içerisinde yolcu oturağı da bulunuyor. Kumanda panelinde atladığımız bir nokta var. Hemen ondan da bahsedelim. Buradan elektronik olarak hidroliğin hassasiyeti ve konumu ayarlanabiliyor. Yine buradan menüden girerek istediğimiz seçenekte yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Ve bunu buradan kontrol edebiliyoruz. Aynı zamanda bu hidrolik kolların kontrolünü traktörün sağında ve solunda bulunan özellikle arka çamurluklarda bulunuyor. Traktörün dışından da yapabiliyoruz. Bu da sürücüye oldukça fazla kolaylık sağlıyor. Son olarak kabinle ilgili şundan da bahsedelim. Kabinimiz oldukça geniş dedik. Kabinde önemli bir nokta da traktör sürücüsünün görüş hakimiyeti, yani görüş açımız. Traktörün kabininin direklerinden dolayı kaynaklanan bir görüş kaybı mevcut. Bu görüş kayıpları çıkartıldığında traktör kabininden sürücünün yaklaşık 270 derecelik bir görüş kabiliyeti. Bu da oldukça iyi bir değer. Sürücü kabini ile ilgili önemli bir veriden de bahsedelim. Özellikle yüksek beygir traktörlerde motor oldukça sesli çalışıyor. Dolayısıyla sürücü kabininde bulunan sürücünün de bu sesten etkilenmemesi gerekiyor. Ve ağır şartlarda, yüksek saatlerde çalıştığımızı da düşünürseniz bu sesin minimumda tutulması gerekiyor. Kabin izolasyonu sayesinde sürücünün kulağına gelen ses 80 desibel olarak sabitlenmiş. Kabin içerisi oldukça sessiz. Kabinde unutmadan şunu da hatırlatalım. Kabinde tabii ki klimamız mevcut. Özellikle yüksek çalışma saatlerinde yaz sıcağında çalıştığımızı düşünelim veya kış soğuğunda klima oldukça önemli bir konfor detayı. Aynı zamanda yukarıda teybimiz de mevcut ve USB girişi de mevcut. Buradan istediğimiz müziği dinlerken bir yandan işlerimizi de sürdürebiliyoruz. Şimdi dilerseniz aşağı inelim, motor kaputunu açalım ve motorla ilgili de biraz konuşalım.
Evet, motorumuzu anlatmaya başlayalım. Özellikle motorumuz 115 beygir gücünde ve 430 Nm tork üretiyor. Bu tork değeri traktörün çeki gücü anlamına da gelebiliyor. Bunu böyle de ifade edebiliriz. Bu tork değeri 430 Nm maksimum tork üretiyor. Fakat bunu hangi devirde ürettiği çok önemli. Kabinin içindeyken 1500 devrin bizim için çok önemli olduğunu söylemiştim. Maksimum torku, yani maksimum çekiş gücünü 1500 devirde elde ediyoruz. Yani biz devri arttırdığımızda aslında çekişimiz azalıyor. Bu noktaya sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi motorun kaputunu açalım, biraz da onun üstünde bahsedelim. Motorumuzun en önünde akümüz bulunuyor. Onun üstünde hava filtresini görüyorsunuz. Hava filtresi yassı siklon tipi kuru filtre. Motorumuz turbo intercooler'a sahip. Motorun turbosu sol tarafta arkaya doğru bulunuyor. Intercooler kısmı ise hava filtresinin hemen arkasında yer alıyor. Bu da motorun önemli özelliklerinden birkaçı. Motorumuzun silindir hacmi 4.1 litre. Aynı zamanda motorumuzun 4 silindirli olduğunu söylemiştik. Motorumuzla ilgili bir bilgi daha verelim. Motorumuz maksimum 2300 devir bölü dakika hıza ulaşabiliyor ve 1500 devir bölü dakikada da maksimum 430 Nm tork ürettiğini de söylemiştik. Bunlar motorumuzun genel özellikleri ve motoru da böylece genel hatlarıyla değerlendirmiş olduk. Unutmadan şunu da ifade edelim. Traktörümüzün motoru, traktörün her parçasında olduğu gibi TÜMOSA'nın araştırma ve geliştirmesiyle ortaya çıkan %100 yerli bir motor. Böylece motor bölümünün de incelemesinin sonuna geldik. Hatta traktör programımızın da sonuna gelmiş olduk. Bir başka programda bir başka traktörle tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.